Makyaj kutusu diye hazine çıktı resmen. Vay be. Bana bak Nazlı. Sana son defa soruyorum. Biricik'e benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Bak er geç foyan ortaya çıkacak. Söyle. Siz ne arıza tiplersiniz. Bıktım sizden. Ya bir düşün yakamdan. Biricik'i benim üstüme saldı. Yeter be. Madem Biricik'in gazamdan bu kadar korkuyorsun. Niye yaptın onları o zaman? Onu söyle sen. Bir mola da bile rahat yok ya. Hiç boş bırakmadım diyorsun yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eğleniyorlar dediler geldim. Ne habersiniz? İyi senden. İyidir. Biz istatik sınavından çıktık işte. Öyle mi? Nasıl geçti? A artı alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan A artı alırsa yani İhsan amca senin büstünü okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip büstüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım, kafeye gidelim. Siz de niyetine bir tane soda patlatın, sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım hadi bay. Hadi görüşürüz. Bay. Babana ne sordun? İyi daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı eve dönüyor musun? Yok be oğlum öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşine ayırıyorsun. Tamam bakarız. Ne bakarız lan? Ayırıyorsun işte saçmalama bakarız falan. Ne oluyor? Bakın kimleri getirdim. Aman aman. Ne iyi yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine dedim. Yok Eda bir şeyim yok. İyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şeyda seni de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş gidiyorsun. Ne o? Kim o? Ne yumurtlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. Ya da oynamayı aklından geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle Biricik'e o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? Şey desene. Ben yapmadım yalan haber falan. Desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkesi eziklerken iyi bir suç yok.
Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Amin. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı da bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil, rezil yaratık. Sen belki... ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya. İnsan içine çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Bağırma ya. Kalktın ha? Ya deli misin nesin be? Bak. Gelme üstüme, elinde kalırsın sonra. Gelme üstüme. Sen nasıl benim ses kaydımı o hesaba satarsın ya? Ne hesabı be? Hesap falan bilmiyorum ben. Bu ne? Biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Hesap falan bilmiyorum. Ses kaydı ellerinde nasıl geçti o zaman Nazlı? Ya garanti almak için konuşmamızı kaydetmiştim. Ya bahçede dinlerken Biricik sinsi sinsi arkamdan gelmiş. Öyle oldu. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. Ya iki gözüm önüm aksın ki doğru söylüyorum, inan bana. Yani sen diyorsun ki Biricik telefonundaki ses kaydına el koydu, öyle mi? Evet. Sonra da madam sekreteri hesabını attı. Halam nasıl aklıma gelmedi daha önce? Seninle işim bitmedi Nazlı. Pislik ya, pislik. Pislik kız. Gidiyor arkamdan iş çeviriyor, sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm? O kötü. Nankör, nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar şey yaptım, karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın, biz tanıyamamışız bu kızı Biricik ama bir sakin olalım. O bitti o, o bitti. Ona bu okulu dar edeceğim. Bitti o, Zeynep devri artık yok. Yok, unutun. Zeynep yok. Tamam aşkım, biliyorum dar edersin, ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım. Tamam, sakin olalım. Peki Selin, ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya. Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun, ona da. Ona da. Ama şok olduk o an, biliyorsun. O oldu öyle yani, şoktan o. Sakin. Sakin. Olacağım ben sakin. Siz hiç merak etmeyin. Görürsünüz. Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz, Biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam Biricik de melek değil ama... ya hiç kimse arkadaş kazığını hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşa kazık atmak... yapılabilecek en aşağılık hareketlerden bir tanesi bence de. Neyse zaten şey, barışırlar. İki güne kalmaz konuşurlar, bak görürsünüz. Ben kalkayım artık. Derse mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Onur Hoca'ya uğrayacağım, beni çağırmış. Tamam sen işlerini hallet. Biz de Burak'la biraz hava alalım. Alalım tabii ama. Thank you.
Burak Bey. Lütfen. Ne? Sakın bana başımı belaya soktum deme lütfen. Ne diyorsun sen kızım? Ya gördüm sizi. Zeynep kafeden çıkarken ne dedi sana? Ya sana ne? Ne dediyse dedi. Nazlım bana bak. Zeynep'in peşinden koştur koştur gidecek kadar panik olduysan eğer... bu biricik olayında senin de parmağın var demektir. Başımıza bir dedektif kesilmediğin kalmıştı. O da oldu. Nazlım bu kızlar yüzünden başını belaya soktuysan seni bu sefer ben bile kurtaramam. İyi, ben başımın çaresine bakarım. Sana muhtaç değilim ben. Tamam? Kardeşim siz de bayağı Serra'yla yılın çifti olma yolunda ilerliyorsunuz. Yani fena gitmiyor diyelim. Senin fena gitmiyor demen iş ciddiye biniyor anlamına denk gelir. Öf, Burak ne kadar çok seviyorsun abi abartmayı. Yo ben abartmıyorum. Yani sadece Serra Hanım'a saygı duyuyorum. Kız yıllardır fethedilemeyen kaleye girdi, oraya bayrağını dikti. Oğlum siz bak mezun olduktan sonra burada videoyu patlatır, ondan sonra birlikte Amerika'ya master'a gidersiniz. Ha? Oğlum sen benim ilişkimi benden çok düşünüyorsun. Baksana iki dakikada senaryo yazdın. Yok oğlum öyle ben çok düşündüğümden değil yani birden ak... Aa, bu neymiş öyle ya? Ha? Öf, Burak. Ne of Burak ya? Ha, ya ben başım bağlı diye ne oldu oğlum birden? Her şey iyi yapılıyor mu, çalışılıyor mu diye habersiz kontrol etmeye geldim. Bak sen şimdi, her şey bitti. Benim ofis faaliyetlerimin böyle takip edilmesi mi kaldı? Aşk olsun. Aa, dur, nereye oturuyorsun? Gel sevgilim. Senin yerin patron koltuğu. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hadi bakalım, öyle olsun. Asena, itiraf edeyim, ofisini çok iyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Sahi mi? Evet. Dekorasyonu mükemmel. Bravo sana. Çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum sana anlatamam. Sevgilim, hepsi senin sayende. Sen olmasan bunların hiçbirisi olmazdı. Ne içersin, sana ne ikram edebilirim? Sade bir kahveni alayım. Elbet. İhtiyacın olduğu zaman yoklar. Ne olur öyle şeyler. Kocamın kahvesini bizzat ben gidip söyleyeceğim. Zahmet etmeseydin. Olur mu canım? Hemen dönerim. Bu ne? Koleksiyonum. 150 bin liralık dediğim katalog bu mu? İç babaanneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de çok iyiyim. Çok şükür.
Babaanneciğim yorgun hissediyorsan hemen odanı hazırlatayım. Ah yavrum ben çok iyiyim. İyileştim artık öyle odaya falan çıkma. Sevinç, bana bir kahve yap. Her zamankinden sade. Hemen veririm. Özlemiş misin burayı? Ah çok. Bu ne ya? Bu ne? Sevinç. Sevinç ne oldu? Berin Hanım geleceği için Asena Hanım evi dezenfekte ettiriyor. Şu an mı oluyor bu Sevinç? Yani Asena Hanım acil isteyince. Yavrucuğum, Dice anneniz öyle uygun gördüyse devam edin canım. Ay babaanneciğim gerçekten çok özür diliyoruz. Hiç de sevmezsin böyle şeyleri. Hey yavrum, ayaklar baş olunca her şey böyle tepetaklak olur. Yazık. Ah, çok yazık. Senin için çok önemli bir fırsat Serracığım. Tabii ki karar senin. Ama benim profesyonel görüşümü sorarsan kaçırmamanı tavsiye ederim. Hocam geçen gün çok kısa böyle bir burs imkanı olacağından bahsetmiştiniz ama... Mert Bey kesinleşmeden sende bir beklenti yaratmamamı rica etmişti. O yüzden bir detay vermedim bugün. Yani Amerika'da okumak konusunda biraz ağzını aradım diyelim. Hocam gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu arada Mert Bey bugün aradığında bizzat seninle görüşmek istediğini söyledi. Anladığım kadarıyla ne düşündüğünü senden duymak istiyor. Tamam. Şimdi mi arayayım peki? Yani o verdiğim numarayı bir an önce ararsan iyi edersin bence. Teşekkür ederim hocam. Ben arıyorum hemen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Serhat. Mert Bey merhabalar, Serra ben. İyiyim, teşekkürler. Onur Hoca söyledi de aramamı. Çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Bu kadar prestijli bir üniversitede burslu okuma fırsatım olduğunu öğrenmek... gerçekten çok heyecanlandırdı beni. Bizim pasaklı Serracığım. Neler neler çeviriyor. Tebrik ederim. Ay Biricik neredesin ki acaba? Niye açılmıyor o telefon? Bir yerlerde Zeynep öldürüyor olmasın? Ha? Hem de yani çok komik Burak. Ha, bak geliyor. Biricik sakinleşebildin mi? Sakinleştim. Biricik sen bence daha fazla uzatma. Yani Zeynep sahtekarın önünde gideniymiş, biz bunu anladık. Sen %100 haklısın, bunu da anladık. Ayrıca arkadaş kazayı çok acıtır. Bunu da biliyoruz. Ama daha fazla uzatma. Yani ben de söylüyorum ama dinleyen kim acaba? Hem zaten sineye çekmek de büyüklüktür. Biliyorsun. Neyse, tamam, tamam. Bir olanları bir sindireyim, hazmedeyim. Ay ama yani hepinize aşk olsun. Ağzınızı açıp tek kelime edemediniz Zeynep'e. Ne diyecektik ki? Ya biz arkadaş değil miyiz? Birbirimizi koruyup kollamıyor muyuz? Hiçbir şey söylemediniz. Mağdur olan benim. Neyse. Siz de yakında yani yarın öbür gün arkadaş kızı yerseniz şaşırmayın yani anlarsınız beni. Sen hatta Selim sevdiceğin arkandan tatlı tatlı iş çeviriyor. Haberin olsun.
Ne işi? Serracık diyorum. Amerika'da okumanın planlarını yapıyor. Yok artık. Ne Amerika'sı ya? Yok öyle bir şey. Yani ben az önce kendi kulaklarımla duydum. Serra Mert Tekin'le telefonda konuşuyordu da. Aynen. Mert Tekin ayarlamış kursu. Ne ara bu kadar samimi oldular? Hiç bilmiyorum. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Bayağı heyecanlıydı. Serracığım, tebrik ederim. Biz de haberlerini yeni aldık. Amerika'ya gidiyormuşsun. Hangi okul? Mert Tekin ayarlamış bursunu. Yani henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani sen istersen açıklamanı karşında duran sevgiline yap. Bize değil. Çünkü kendisi arkasından iş yapabilmesini hiç sevmez. Sizin benim adıma konuşmanız bittiyse ben ufaktan kaçayım. Görüşürüz. Selim, ya inan ki anlatacaktım. Ben de Mert Bey'le konuşunca yeni öğrendim detayını. Yeni öğrendim. Yani Onur Hoca önceden söylemişti aslında ama... Ha, Onur Hoca da biliyordu. Bana söylemek için neyi bekledin mesela Serra? Uf ya Selim, lütfen yapma böyle. Üzülüyorum. Onur Hoca geçen hafta söyledi. Mert Bey ayarlamış. Kendi mezun olduğu okulda. Başarılara doymayan Mert Tekin burs konusuna da el atmış. Selim lütfen. Ben buna karışamam Serra. Hayat senin, karar senin. Cidden bak, sıkıntı yok. Görüşürüz. Ama... Ulan yer gök billesi umrunda olmaz be Abuzer. Kıtlıktan çıkmış gibisin valla. Ya Nazan, sen de ne seviyorsun be dırdırı? Ulan bunda da görüntü var, beyin yok ha. Bizim pireden beter. Abi kırıcı oluyorsun ama. Tamam lan, uzatma. Ya şimdi goy goyu bırakın da, ben internetten baktım. Manyak para bu saatler. Bizim böyle ikinci el saat alıp satan bir abimiz var. Ben onunla bir konuştum. Dedi ki böyle kayıp saat maat işleri bize gelmez dedi. Belalı iştir dedi. Ya okutmayacaksak geri sahibine verelim. Yazık kıza. Lan Ali, salak salak konuşma. Nereden baksan en aşağı 20-30 bin lira eder bu saat. Anladın? Bitti mi koçum Yemen? Bitti. Kesenize bereket vallahi. Karnımızı doyurduk. Oğlum sen niye öyle erimiş don lastiği gibi gevşek gevşek hareketler yapıyorsun lan? Ha? Hem el alemin malını iç etmişsin. Hem de hiçbir şey karışmadan burada lök lök tıkınıyorsun lan. Hacı, bak mal elinde. Satabilecek bir yer bulabildin mi? Yok. Ama şanslısınız ha. Çünkü bu kardeşinizin böyle güvendiği, bu işi halledebilecek çok üst düzey tanıdıkları var. Ben bu işi çözerim. Allah Allah. Senin, öyle mi? Bana bak, dalga malga geçiyorsan döverim seni. Oğlum her şeyi tek tek anlatmama rağmen sen de elindeki o ses kaydını paraya çeviremedin lan. Sen nasıl becereceksin de şu saati satacaksın acaba?
Yani gündeliğe gittiğim kadın yolladı ne demek bilmez. Böyle çalmadan dikiş dikiş dinlerde görülmüş Allah aşkına. Nilgün Hanım, o kadın buraya gelmez. Yani evden dışarı adım atmıyor ya. Ben de senden bahsedince dedi ki al şu etekli elbiseyi ölçü olsun şu kumaşı da götür. Para hiç mühim değil. Bana işte üç elbise iki etek diksin dedi. Allah Allah, ne tuhaf insanlar var ya. İyi tamam yani kendi bilir, ben dikerim de memnun kalsın yeter ki. Kalır. Endamı da yerindeymiş kadının ha. Uzun boylu mu bu? Uzun. İyi madem tamam. Ben dikerim bunu. Kendisi de gelmesin de bari bir şeye ihtiyacım olur. Aramam gerekirsen telefon numarasını ver de bana. Vermem. Yani veremem. Ay çok deli bir kadın. Vallahi verdiğime vereceğime pişman eder beni. Şey yaparım ben. Aranızdaki iletişimi ben sağlarım. Sen bunları artık hadi dikiver. Hadi kolay gelsin. Hallediver. Hadi iyi günler. Allah'ım. Ne deli insanlar var ya. Verdim kumaşları verdim. Huysuzlandı tabii canım. Böyle sipariş mi olur, böyle iş mi olur ne falan diye de. Sonra ne yapsın garibim? Kabul etti. Evet. Yok canım. Yok hiç söyler miyim? Nedir Hanım tabii söylemedim. Ya zaten üç kuruş para için öyle kendini parçaladığını gördükçe vallahi nefes alamıyorum. Tamam oldu. Oldu hadi tamam selametle. Ah Ali ah. Sen hiç uslanmayacak mısın? Abla vallahi billahi ben çalmadım diyorum ya. Biri bunu okulun giriş kapısının oraya atmış. Hani belli ki arakladılar. Sonra saat pahalı çıkınca tırstılar herhalde. Ben de orada buldum. Yani ortada kalmasın diye de alıverdim. Yok ya. Birileri araklamış, sonra tırsmış. Ortaya bırakmış, sen de aldın ha. Biricik'in saati bu. He. Tanıyor musun sen onu? Ben tanıyorum da esas soru sen nereden tanıyorsun? Ben yani öyle çat pat okuldan. Bak Ali, son kez soruyorum. Bu saati sen mi çaldın? Abla, iki gözüm önüme aksın ki ya. Çalmadım diyorum. Sen niye inanmıyorsun kardeşine? Canım benim. Bak bakayım burada ne görüyorsun? Biricik Ergun. Yukarı çık. Ne var orada? Sayılar var. Tarih mi yazmışlar buna? Salak. Bu sayılar dediğin şey var ya, bu saatin kimliği o. Kodu. Bu ne demek biliyor musun? Sen Biricik'in adını buradan sildirsen bile, bunu satmaya kalkıştığın ya da kalkıştığınız anda polis gelir ensenize yapışır. Hadi be. Hakikaten mi? Niye hakikaten? İşte o zaman ben bile kurtaramam seni. Ne yapacağız abla? Gerçi Biricik biraz burnunun sürtülmesini hak etmiyor değil. Bir kere bir saatine ulaşamazsın. Madem bırakmış öyle ortalarda. Bana bak. Sırf bu iş ortaya çıkar, başım belaya girer, işin ucu bir şekilde bana dokunur diye. Sırf İhsan senin kardeşin bir hırsız diye başımın etini yer diye bunu yapacağım. Anladın mı? Bu iyiliğimi de asla unutma. Ben tam anlayamadım şimdi. İyilik falan derken hani sen mi alıyorsun bu saati abi? Ne zaman gelecek bu evin hanımı? Yani böyle akşama kadar hep sokaklarda mı? Siz istirahat ederken aradı Hasene Hanım, nasıl olduğunuzu sordu. Toplantısı varmış sanırım, biraz gecikecekmiş. Bak sen hele. Hanımın nasıl da korur. Aferin kızım, işte böyle olmalısın.
Yani oturup benimle hanımını çekiştirmemelisin. Aferin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Siz hastanedeyken sizi ziyarete gelmeyi çok istedim ama İhsan izin vermedi. İstirahat ediyormuşsunuz. Doğru demiş kızım, doğru demiş. Bugün de çok koşturmacalı bir gündü benim için. Oysa siz geldiğinizde ben burada olmalıydım sizi karşılamak için. Yok canım, zarar yok kızım. Nihayetinde bu ev benim, oğlumun evi. Benim öyle özel seremonilere ihtiyacım yok. Söylemeden geçemeyeceğim Berin Hanımcığım. Şahane görünüyorsunuz. Hiç ölümden dönmüş gibi bir haliniz yok. Burada mısınız? Nilciğim, bak babaannen de geldi. Tam bir aile olduk artık. Ne mutlusundur. Tabii ki çok mutluyum. Çok güzel oldu. Ben bugünkü koşturmacadan dolayı çok yoruldum. Yukarı çıkıp hemen üstümü değiştireceğim size hazır olmak için akşam yemeğinde. Senin salaklıkların yüzünden başım alma belaya girecek. Nazancığım. İyiyim, iyiyim. Sadece sabahları biraz bulantım oluyor. Yormuyorum kendimi. Verdiğim vitaminleri düzenli alıyorum. İşte yediğim içtiğime de dikkat ediyorum. Tamam. Öpüyorum. Bay bay. Ne demek lan Ali 10 bin liraya satmış saati, ha? Ha, ne demekse o demek işte. Lan kızım, elinize 10 numara bir ganimet geçmiş. Siz niye hemen elden çıkarıyorsunuz? Azıcık sabredinsene lan, saman kafalılar. O kadar laf söyleyeceğine o zaman o salağın elinden alsaydın da saati kendi bildiğin gibi satsaydın. Allah Allah.
Sen bana bak bir bak. Sen bana bak. Benim alnımdaki LED ekranında yine enayi yazısı mı çıktı lan? He? Bak kızım. Böyle marka murka saat satma işleri ciklet satmaya benzemez. Belalı iştir. Hem zaten o Ali denen zibidi o saati nasıl sattı ben anlamadım. Vallahi bak benden söylemesi. Polis ensenize çökerse ben bile kurtaramam sizi. Berin Sultan menüsü hazırlanmış bakıyorum. Olmayan yeşillik yok masada. Babacığım Sevinçler sabahtan beri o kadar uğraşıyorlar ki bir görsen. Baba kız amma abartıyorsunuz. Berin Hanım da her akşam bu evde biz hamburger ve pizza yiyoruz zannedecek. Anneciğim bir eksiğiniz, özel bir isteğiniz falan var mı? Hayır yavrum. Hiçbir eksiğim yok. Her şey mükemmel. Ha bir eksiğim var. Selim. Selim de geldi mi her şey tamam olacak. Ah Berin Hanımcığım. Laf söz dinlemiyor Selim. Asi bizim oğlan. Üstüne gidilmiyor pek. Sizin oğlan benim elime doğdu hanımefendi. Onun huyunu suyunu ben çok iyi bilirim. Ayrıca bu ev onun evi. Yeri babasının yanı. Yani bu evden gitmesine kim sebep olduysa dönmesini de o sağlar diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Tamam anneciğim. Bakın söz verdim size. Selim'in gönlünü alacağım, onu bir şekilde ikna edeceğim. Dönecek evimize. Bravo, bravo. Teşekkür ederim. Hem siz geldiğinize göre Selim'in de dönüşü yakındır Berin Hanım. Bir akşam yemeklerimiz vardı. Ailecek bir arada yediğimiz. Selim'siz o da olmuyor. Ya. Rahmetli anneciğim. Yattığı yer nur olsun. Nimetle oynanmaz derdi. Günah derdi. Yani bulan var, bulmayan var. Midem bozuk bu aralar. Üşütmüşüm herhalde ondan. Hamile olmayasınız sakın. Yani bu mümkün değil ama değil mi İsa? Anneciğim ben Nil ve Onur'un çocuk yapmasını beklerken baba olma gibi bir niyetim hiç yok. Durgunsun sen. Ne oldu yine? Başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor, kalbin mi sızlıyor acaba? Dökül bakalım. Pınar şu ne yapacağımı bilememe halime inanılmaz kıl oluyorum ya. İçimde tuhaf bir huzursuzluk sürekli. Heh işte bak huzursuzluk dedin. Huzursuzluk, şüphe ve kıskançlık bebeğim. Aşk vazgeçilmez üçlüsü. Hı? Selim Mert Tekin'i kıskandı. Hayda. Adam da afizanda be. Durup dururken şimdi yeni kıskandı Mert Tekin'i. Aslında pek durup dururken değil. Mert Tekin'in bana burs ayarladığını öğrendi. Burs mu? Sana. Bir dakika nerede? Amerika'da dede düşün bayılayım şimdi burada. Ay Serkan. Ay Serkan. Sen istiyor musun peki gitmek? Böyle bir fırsat kaç kez gelir ki insanın ayağına? Üstelik acayip iyi bir okul biliyor musun? Selim buna mı kızdı yani? Benden önce başkasından öğrenmiş. Sonra çok bozuldu. Şimdi de haklı Serra. Eşek başı mı bu adam? Bir de herkesten önce onun öğrenmesi gereken bir mevzu. Nilgün teyze. Bak şimdi annen de başkasından öğrenirse mali başımıza yıkar haberin olsun. Biliyorum.
Bence git Selim'in de gönlünü al. Haklı çocuk. Nasıl ama? İyi yapmadım lan gelmekle. Ha? Burak, övgü almadan yapamıyorsun sen de kardeşim. İyi ki geldin. Yani sensiz hayat nasıl geçerdi bilmiyorum. Dalga geçme lan. Dalga geçme. Ne oldu? Başka birini falan da mı çağırdın? Yok. Beni açtım. Siz içkilerinizi getirin. Serra, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Gittiğini görüyorum. Neden gidiyorsun? Selim, hadi arkadaşların sana bakınıyor. Bekletme. Arkadaşlarım umurumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çıkıp yukarıda konuşacağız. Ya istemiyorum. Ortamınız hiç benlik değil zaten. Ortamın nasıl olduğu umurumda bile değil. Ne senlik ne değil, yukarıda konuşacağız. Gel hayatım. Serra Hanımlar teşrif etmişler. Ne haber Burak? İyidir Serra. Hayırdır? Selim'i teftişe mi geldin? Yani eğer öyleyse bak ben kefilim. Hiçbir şekilde yaramazlık yapmıyor. Zaten görmeyeli kendisi bayağı bir kılıbık olmuş. Burak, daha bir bardak bile içmedin. Sarhoş mu oldun ya? Densiz konuşma istersen. Evet kızlar. Sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Ebru, Serra. Aslı, Serra. Memnun oldunuz sanırım. Biz öyle geçebilir miyiz lütfen? Gel hayatım. Ne içersin? Burak hazırladı. Bir bardak getireyim mi? Yok, istemem. Belki sonra. Ben tahmin edeyim Serra'nın ne içeceğini. Sıcak çikolata ya da olmadı sütlü kahve. Bence aslında ikisi de değil. Selim, çok güzel ıhlamur vardı ya. Ben Serra'yı ondan mı yapsam? Burak. Selim. Lütfen. Evet. Ben gitsem daha iyi olacak. Niye ya? Daha yeni geldin, dur. Burs konusunu konuşuruz diye gelmiştim de. Sonra. Gel, bir sonra içeri konuşalım. Gerçekten benim burs konusunu saklamak gibi bir niyetim yoktu. Peki. Ya Onur Hoca ayaküstü anlatmıştı her şeyi. Ben söyledim sana detayını sonradan öğrendiğimi. Neymiş detayları Serra? Eğer not ortalamasını tutturabilirsem ve okulun isteyeceği çalışmaları tamamlayabilirsem bursa hak kazanacakmış. Güzel. Güzel, bunda bir sıkıntı yok. Peki Mert Tekin bu durumun neresinde? Şey... Eğer resmi bursu almaya hak kazanamazsam... Mert Bey özel bir burs organize edip... yatay geçişli okula kabulümü sağlayabileceğini söylüyor. Sana Mert Bey kafaya koymuş... seni Amerika'ya götürmeyi. Aa, hayır. Çok ani gelişti her şey.
Ya zaten annem var. Onu tek başına bırakıp gidemem ki ben. Doğru. Annem var da haklısın. Sonra? Sen varsın. Seni de... Beni de dinle. Bırakamam diyeceğim ama senin zaten yeterince renkli bir hayatın var. Gidip gitmemem umurunda olmaz herhalde. Boşluğumu dolduracak birileri hızla girer hayatına. Diyorsun ama yanılıyorsun. Çünkü benim hayatımda olmasını istediğim tek kişi sensin Sarı. Thank you.